Selamlar herkese webde ne var kanalına hoş geldiniz. Ben Güngör. Artık en iyi 5 serimiz kanalımızın klasiği haline geldi. Airfryer, robot süpürge, tıraş makinesi, scooter'dan sonra bir de kahve makinesi videosu çekmemiz gerektiğini düşündük. Hatta sizler de diğer videoların altına yazıyordunuz. Ve bu videoda da en iyi 5 tam otomatik kahve makinesine bakacağız. Bana göre şu an piyasada alabileceğiniz en iyi beşini sizlerle buluşturacağım. Tabii ki de daha farklı modeller, markalar sizler de önerebilirsiniz. Kullandığınız modelleri de yine kısa kısa sa böyle yorumlara yazarsanız inceleme tadında diğer kullanıcılara yine fikir vermiş olacaktır. Bu arada sesim birazcık kötüyse lütfen kusura bakmayın biraz hastayım diyerek artık ilk modelimize geçeceğiz. Ama geçmeden önce kahve makinesi deyince aklımıza birçok çeşit geliyor. Türk kahvesi makinesi var, filtre kahve makinesi var, kapsüllü kahve makineleri var. Bir de manuel espresso kahve makineleri var. Ama bu videoda tam otomatik kahve makinelerine bakacağız. Eğer siz diğer çeşitlerinde önerileri gelsin derseniz aşağıya yorumlara yazın yorumlarda çok fazla talep olursa ondan da videosunu çekeceğim. Bu arada bu modelleri seçerken gerçekten inceleyip sit dokuyarak seçiyorum. Çünkü kendi arkadaşımın kullanmış olduğu modeller veya kendi yakınımdaki kişilerin, kendimin kullandığı modelleri sizlere seçmeye çalışıyorum. Hatta zaten kısa kısa kullanıcı deneyimlerini de verirken onların da sözlerini, onların da deneyimlerini sizlere iletiyor olacağım. O yüzden lütfen kanalımıza aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz bu türde daha fazla en iyi serisine video gelecek. Şimdi İlk modelimizde başlayacağız. İlk önce fiyatlarını vereceğim. Daha sonra kısa kısa teknik özelliklerine bakacağız. Sonra kullanıcı deneyimleriyle birlikte artılarını, eksilerini sizlere vereceğim. Bu arada bu fiyatlar yine her üründe olduğu gibi ülkemizde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Özellikle kahve makinesi tarafı yani çok çok daha fazla. O nedenle bu fiyatları yazarken yanına dolar bazında fiyatlar da ekleyeceğiz. Fatih eklersin o yüzden de. Yani bir sene sonra da bu videoyu izleseniz en azından bu değişikliği kafanızda daha net oturtabileceğiz. Bu arada fiyatları veriyorken Trendyol hepsi burada bunlardan gösterebilirim. Ama siz o gün nerede uygunsa ve gerçekten güvenilir bir satıcıysa oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Ben yine linklerini aşağıya açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Diyerek ilk modelimiz olan Siemens'in EQ6 Plus modeli. Tabi tam kodunda biz ekrana yazarız ama tam kodunu burada okumayacağım. Tam otomatik kahve makinesinin fiyatına bakacak olursak şu anda Trendyol'da 21 bin liradan satışta. Fiyatına baktık. Şöyle teknik özellikler teknik detaylarına da bakacağız tabii ki. İlk olarak bir kahve makinesi satın alırken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan bence. Aynı anda kaç kahve yapabiliyor? Siemens'in EQ6 Plus modelinde aynı anda iki kahve yapabilme özelliği bulunuyor. Ki bence bu da şu yönden önemli. Arkadaşınızla işte eşinizle aynı anda kahve içmek istiyorsunuz. O sırada bir kahve olurken diğerinin beklemesi gerekiyor. O yönden iki kahveyi aynı anda yapabilme özelliği güzel bir özellik olmuş. Bunun haricinde temizlik konusu da yine benim için önemli. Bir kahve makinesi satın alırken buna da dikkat etmeniz gerekiyor ki tam otomatik temizleme özelliği sayesinde kireçten arındırma programı ile birlikte de Siemens EQ6 Plus temizlik konusunda sizleri üzmeyecektir. Bu makinede su filtresi kullanılıyor ama ne yazık ki bu su filtresini ayrıyeten satın almanız gerekiyor. Bu filtre sayesinde kahvenin aromasını içeriğine etki eden sudaki bazı bileşenleri azaltıyor. Bu yönden de EQ6 Plus modeli ön plana çıkıyor. Bir diğer özelliği ise kahvenin aroma sertliği. Yani bu konuda ise EQ6 Plus yine 5 farklı aroma sertliği seçeneği ile birlikte ön plana çıkıyorken 5 farklı boyutta da ayarlanabilen kahve seçenekleri sunuyor. Şimdi bardak boyu da önemli olabilir. Benim için çok önemli değil ama en fazla 15 santim boyuta kadar da kahve bardaklarınızı kullanabiliyorsunuz. Siemens EQ6 Plus'ın su haznesi kapasitesi 1.7 litre iken yine kahve makinemizde kahve ötücü kısmı bulunuyor. Ve bu ötücü ise seramik bir malzemeye sahip. Sizin iyi bir çıktı alabilmeniz adına kahve çekirdeklerini, yani espresso çekirdekleri de yine burada tabii ki de önem arz ediyor. Bunun da altını çizmekte fayda var. Kahve çekirdeği haznesi ise 300 gramlık bir kapasiteye sahip. Çekirdek öğütme inceliğinde ayarlayabiliyorsunuz ve 12 farklı kahveye kadar kahve yapabilme imkanı sizlere sunuyor. Yani 12 çeşit kahvenizi yapabiliyorsunuz. Zaten yine espresso bazlı amerikanolar veya işte latte macchiato'lar da yine bu kahve makinesinde yapabiliyorsunuz. Tercihlerinize göre iki farklı favori kahvenizi kaydedebiliyorsunuz. Yani normalde bir kahve yapıyordunuz. O kahveyi hemen hızlıca yapmasını istediğinizde hafızasına kaydettiğiniz kahveyi hızlıca yaptırmış oluyorsunuz. Yine aroma double shot özelliği sayesinde ekstra yoğun kahve seçeneği sunuyorken az önce belirtmiş olduğum temizlik tarafında da kolaylıklar sunuyor. Bunlar neler? Süt ağızlıkları, kahve ütme bölümü bu kısımlar bulaşık makinesinde de yıkanabilme özelliklerine sahipler. Cihaz kapandığında ve ilk açıldığında otomatik durulama fonksiyonu ile birlikte temizlik konusunu yine açmışlar desek yanlış olmaz. Siemens özellikle zaten diğer ürünlerinde olduğu gibi bu ürünlerinde de temizliğe önem vermiş. Güç tarafında ise 1500 wattlık bir güç tüketimi sağlıyor. Şöyle artıları ve eksilerine kısaca değinecek olursam aynı anda iki kahve yapabilme özelliği bence en büyük artılarından birisi ve temizlik tarafındaki sunmuş olduğu özellikler benim açımdan yine önemli diyebilirim. Kullanıcıların şikayetçi olduğu birazcık sesi fazla ki kahve makinelerinde özellikle öğütme bölümünde bu seslerin fazla olması ya da çıktı alırken seslerin fazla olması normal diyebiliriz ama biraz sesli olduğu söylenmiş. Özelliğin haricinde almış olduğunuz çıktılar yani nasıl bir kahve tadı alıyorsunuz, aroması nasıldır bu da Siemens tarafında gerçekten iyi puan almış, iyi değerlendirme almış desem yanlış olmaz dedim ve artık ikinci modelimize geçelim. İkinci önerimiz aslında kahve severlerin yakından tanıyacağı bir marka. DeLonghi'nin Magnifica Evo modelinden bahsedeceğim. Öncelikle tabii ki modelin tam ismini yine ekrana bırakıyor olacağız. Fiyat olarak trend yola baktığımızda şu anki fiyatı 20 bin lira olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ilk modelde özelliklerden bahsederken bunu özelliğin olması ne gibi artılar ya da eksiler katıyor. Bunlardan bahsettim. Burada biraz daha kısa tutacağım sonraki modellerde. Nedenlerden çok hangi özellik var hangisi yok bunları söyleyeceğim. Baktığınızda Delonghi markası zaten kahve konusunda da gerçekten üst düzey bir marka olarak karşımıza çıkıyorken şöyle evinize bir kahve makinesi değil de aslında işte o kahve zincirlerini biliyorsunuz onu getirmiş gibi hissediyorsunuz diyebilirim gibi bu konuda gerçekten benim beğendiğim bir marka teknik detaylardan bahsedeceğiz dedik yine bu modelde de aynı anda iki kahve yapabilme özelliği bulunuyor Bu bir artı bizim için yine temizlik tarafına bakacak olursak otomatik kendini temizleme işlevi yine bulaşık makinesinde parçalı yıkanabiliyor olması Delonghi'nin bu modelinde ön plana çıkıyor. Kireç temizleme sistemi de bulunuyor. Onu da hemen ekleyeyim. Su kireç filtresi Magnifica Evo modelinde de yani bu modelde de ne yazık ki yanında gelmiyor ama normalde ayrıyeten alabiliyorsunuz. Aroma sertliği tarafında ise 3 farklı aroma sertliği bizlere sunabiliyor. Bununla birlikte kahve sıcaklığı veya su sertliği ayarı da mevcut. Kahvenizdeki süt ve kahve miktarını yine ayarlayabiliyorken otomatik süt hazırlama için Latte Crema sistemde mevcut. Kahve makinelerinde bu ön kısım yani çıktıyı aldığınız kısım yukarı veya aşağıya doğru ayarlanabiliyor. Bunun da bilgisini hemen geçeyim bilmeyenler için. Ama burada kahve bardağı boyutu 13 santime kadar ayarlanabiliyor. Magnifica Evo modelinde de 1.8 litrelik su tankı bulunuyor. İlk modelimizde 1.7 idi. Ona oldukça yakın bu kısımdan. Çelik kahve ötücüsü sayesinde her zaman yine taze kahve tadını alabiliyor olmanız bence önemli. Yani kahve ötücüsü bulunması kahve severler açısından oldukça önemli ki bu listedeki tüm modellerde kahve öğütücüsü bulunuyor. Bunun altını çizeyim. Kahve çekirdeği haznesi 250 gram ilk modele göre birazcık düşük. O da 300 gramda yanılmıyorsam. Yine 7 kademeli çekirdek öğütme inceliği bulunuyor. Espresso tarafında gerçekten bu incelik ayarı önemli oluyor. Zaten kahvenin aromasını, kahvenin tadını veya kendinize göre kişiselleştirebiliyor olmanızı bunlar sağlıyor. Bu makinede ise 7 farklı türde kahve yapabiliyorsunuz. Zaten espresso bazlı olduğu için işte bir şey katıyorsunuz. Örneğin süt katıyorsunuz farklı bir kahve veya incelik ayarına göre, aroma sertliği ayarına göre zaten kahveler değişiyorken 7 farklı kahve seçeneği de Magnifica Evo modeli bizlere sunuyor. Yine sütlü kahveleriniz için işte latte macchiato için örneğin kendi süt haznesi bulunuyor ve bu sütü kendisi otomatik olarak ekliyor. Yani siz eklemiyorsunuz. Önceki modelimizde de belirtmeyi unutmuş olabilirim. Orada da otomatik olarak süt eklediğini söyleyelim. Şimdi teknik detaylarından hızlıca bahsettim. Sadece güç tüketimi tarafında ise 1450 wattlık bir güç tüketimi sağlıyorken şöyle kısaca artı ve eksilerinden yine bahsedecek olursam iki bardak kahve hazırlayabilme özelliği bence artısı diyebilirim. Bana göre en büyük artılarından ve kullanıcı deneyimleriyle birlikte düşündüğümüzde DeLonghi farkı. Yani DeLonghi kahve konusunda gerçekten farklı bir seviyede. Bunu net söyleyebilirim. Mutfağınızı zenginleştirme açısından da DeLonghi'nin bu modelde tasarımsal olarak çok şık olmuş desem yanlış olmaz. Eksi olarak ise her defasında temizlik yaptığı için su tüketimi birazcık fazla olabilir demişler ama bence bu eksi olarak söylenmez ya. Hani artı da diyebilir sonuçta her defasında kendi temizliyor. Yine ses tarafında sesinin birazcık yüksek olduğu söyleniyor. Bunu genelde tüm tam otomatik kahve makinelerine söylüyorlar ama yani ses konusu az önce de belirttiğim gibi kahve makinelerinde fedakarlık edeceğimiz etmemiz gereken noktalardan birisi diyebilirim. De'Longhi Magnifica Evo modelinden bahsettiğim dikten sonra geçiyoruz 3. modele. Ha bu arada geçmeden önce aklıma gelmişken kişisel kanalımda da farklı içerikler üretiyorum. İşinize yarar ilginç ürünleri bulup onların videolarını çekiyorum. Bayağı da ilgi görüyor. Eğer o kanalı da bakmak isterseniz yani kişisel kanalıma da bakmak isterseniz onun da linkini aşağıya bırakıyor olacağız. Oraya da bakabilirsin Dedik ve üçüncü modelimize geçelim. Üçüncü modelimiz ise Philips tarafında. Philips'in 5400 serisinden EP5447 modeli. Bu modeli bizzat kendi arkadaşım hatta yakın arkadaşım kullanıyor. Ondan böyle hatta bayağı başının etini yiyerek tecrübelerini almaya çalıştım. Her şeyin her detayıyla sordum. Tabi her detayı burada sizlere anlatmayacağım. Video o zaman bayağı bir uzar ama ben böyle süzgeçten geçirerek neden bu modeli seçtim sizlere söyleyeceğim. Öncelikle fiyatından başlayacağım. Fiyatı 15.289 lira olarak trend yolda. Hepsi burada da 15.321 lira. Yani fiyatlar oldukça yakın. Burada benim değineceğim önemli bir nokta var ki Philips'in neredeyse tüm fiyatlar için kahve makineleri mevcut. Tam otomatik kahve makinelerinden bahsediyorum bu arada. Ama bizzat kendi arkadaşım bu modelde kullandığı için bu modeli seçtim. Şu anda zaten Philips'in kendisi seri olarak ve model olarak tüm modelleri burada karşılaştırmış. Dilerseniz buradan hangi modelin hangi özellikleri sizlere hitap ediyorsa o modelle seçebilirsiniz. Daha zaten 5400 serisi en üst seri olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada Philips gerçekten yani benim zaten beğendiğim bir marka ama bazı istisna ürünleri olsa da kahve makinesinde de bu modeli almayan kalmadı galiba. Zaten şu an baktığınızda herkesin evinde bu model vardı kahve makinesi alan. Philips de kahve makinesi konusunu bayağı açmış diyebiliriz. Teknik özelliklerden kısaca bahsedecek olursam önceki iki önerimde olduğu gibi yine bu modelimizde de aynı anda iki farklı kahve hazırlayabilme özelliği bulunuyor. Tam otomatik durulama özelliği ve çıkarılabilen tüm parçaları bulaşık makinesinde yıkayabiliyor olmanız da yine temizlik açısından Philips'in bu modelini ön plana çıkarıyor. Aqua Clean su filtresi sayesinde yine kireçten kurtuluyorsunuz. Bu filtre yanında geliyor. Yani ayrıyeten almıyorsunuz. Bu önemli diğer iki modele göre. Artı olarak bunu söyleyebilirim ve 5000 bardağı kadar da yanılmıyorsa bu filtrenin kullanım süresi bulunuyor. Philips'in bu modelinde de 5 farklı aroma sertliği ayarlayabilme özelliği mevcut bunu söyleyelim. Yine 3 farklı sıcaklık ayarıyla birlikte su sertliği ayarı da bu modelle birlikte geliyor. Kahve ve süt miktarını ayarlayabildiğinizi bence söylememe gerek yok ama söylemiş olduk neyse. Şimdi Lattego Philips'in iddialı olduğu bir özelliği. Bu özellik nedir? Sütlü kahvelerde süt köpüğünü yapmak için bu sistemi kullanıyor. Yani süt köpüğü sisteminde diyebiliriz. Bu köpüğü yaparken de yine krema kıvamında yapabilmesi önemliyken arkadaşımla yine latteden yola çıkacak olursak bol köpüklü güzel kahveler yapabildiğini bana belirtti. Philips 5447'de ayrıca 14.5 cm kadar bardak boyunu ayarlayabiliyorsunuz. 1.8 litrelik de su tankı bulunuyor. Az önceki modellerle neredeyse aynı diyebiliriz. Kahve öğütücüsünün her modelde olduğunu söylesem de dayanıklı seramik bir malzemeye sahip olduğunu da belirtelim. Kahve çekirdeği haznesi ise bu modelde 275 gram. Çekirdek öğütme inceliği tarafında 12 farklı kademe ayarı bulunuyor ve 12 ...farklı kahve sizlere sunabiliyor. Yani 12 farklı kahveyi de... ...deneyimleyebiliyorsunuz. Yani Philips... ...aldığınızda evinize yine şıklık katma açısından... ...mutfağınızı zenginleştirme açısından... ...gerçekten tasarımsal olarak da... ...ön plana çıkıyorken... ...Latte Macchiato'dan tutun da espresso'lar zaten... ...çok lezzetli bir şekilde... ...sizlere sunuluyor Philips'in bu modeli tarafından. Yine tuş tarafında, ekran tarafında da... ...oldukça şık gözüküyor. Yine sütlü kahveler için... ...ayrıca süt haznesi bulunuyor. Ön kısımda zaten görsellesi de şu anda görüyorsunuz. Bununla birlikte 4 kullanıcı artı 1 misafir kullanıcı özelliği sayesinde evde 4 hissiniz. Herkes farklı bir kahve içiyor. Bunları kaydedebiliyorsunuz. Bir de misafir kullanıcılar için evinize sürekli gidip gelen misafirler varsa onun için de ayrıyeten kahve kaydedebiliyorsunuz. Ekstra shot özelliği birçok tam otomatik espresso kahve makinesinde aslında ön plana çıkıyorken yine bu modelde de var. Burada kahvenin tadını acıtmadan yani kahvenin tadını bozmadan yapabiliyor olması da yine değerli. Arkadaşım da buna da dikkat eden birisi kendisi zaten. Kahve gurmesi desem yanlış olmaz. Hatta kişisel kanaldan bahsettim. Onun Adana Sokak Lezzetleri çektik. O videoda vardı. O videoyu da izlemek isterseniz yine kişisel kanalda. Ümit'e de buradan selam yollayalım. Şimdi teknik detaylara baktık. Ha bu arada güçten bahsetmedim. 1500 wattlık bir güç tüketimi sağlıyorken bir de şöyle olumlu olumsuz yönlerinden bahsedecek olursam dört farklı favori kahvenizi kaydedebiliyor olmanız hafızasına bence güzel bir artısı ve Lattego süt köpürtme sistemiyle birlikte de krema kıvamında süt köpürtmesi de yine önemli artılarından arkadaşımın Ümit'in yine en önemli artı olarak tecrübesi şıklığının yanında kahve çıktılarında gayet tadında yerinde alabiliyor olmasıydı. Eksi olarak ise birazcık temizlik konusunda zaman alabileceği söylenmiş ama zaten kullanıyorsanız bu tür makineleri o konuda da feragat etmeniz gerekiyor dedik ve artık sondan birinci ürünümüz olan yani dördüncü önerimize geçiyorum. Dördüncü önerim ise... Ya... Çok şık ya. Yani hepsine şık dedim ama zaten şık olması da benim için önemli ama baya güzel hoş duruyor. Shibo'nun Esperto Latte modeli. Shibo da kahve konusunda yani Delonghi'yi biraz böyle fazla mı övdüm bilmiyorum ama ya bence öyle. Shibo da yine aynı şekilde kahve konusunda kendini fazlasıyla kanıtlamış bir marka. Fiyat olarak bakacak olursak hepsi burada da 11 bin liralık bir fiyat varken yine tren yolda da aynı 11 bin lira olarak karşımıza çıkıyor. Bir de kendi sitesine bakacağım. Fiyat burada 1500 lira mı? Aynen 1500 lira daha uygun. Yani şu bu şu an kampanyada da olabilir. Yarın bir gün yani bu fiyat 11 bine yükselirse bana kızmayın. Şu an en uygun olarak kendi sitesinde 9500 liralık fiyatla karşımıza çıkıyor. Şöyle baktığınızda yakışıklı duruyor. Şıklığıyla birlikte yine küçük olması da birazcık daha ilk 3 modele göre daha ufak bir model. Bu da mutfağınızda daha az yer kaplamasını sağlayacaktır. Mutfağınız diyorum ama ben hep ev olarak düşünüyor gibiyim. İş yerlerinde de rahatlıkla bu modellerin hepsini kullanabilirsiniz. Onun da altını hemen kısaca çizelim. Bu arada hemen aklıma gelmişken videoyu hala beğenmediyseniz lütfen beğenin ki ben de bu türde daha fazla en iyi 5 videosu çekeyim. Karar verme konusunda herkes böyle bir şeyler alırken çok kararsız kalıyor. Oraya soruyor, oraya soruyor. Yani biliyorum, kendimden de biliyorum. Ben de en iyileri sizlere seçmeye çalışıyorum. Zaten bu listeleri sürekli yeniliyorum. Yeni videolar da çekeceğim. Ama yine de siz videoyu beğenip abone olabilirseniz ben de motivasyon açısından yeni videolar çekmeye kendimi hazır hissederim. Dedim ve şimdi kısaca teknik özelliklerine bakalım. Şimdi Esparto Latte modelinde ise iki farklı musluk artık bulunmuyor. Yani aynı anda iki kahve yapabilme özelliği bulunmuyor. Ama şöyle bir şey var ki 2x tuşuna dokunduğunuzda ardarda iki kahveyi hızlıca yapabiliyorsunuz. Yani birinci bardak dolduğunda ikinci bardağı hemen ardına koyup bu şekilde iki kahveyi yapabilirsiniz. Esparto Latte modelinde de her kahveden sonra kendini temizleme özelliği bulunuyor. Ama bu modelle şöyle bir farklılık var. Parçaları bulaşık makinesinde yıkayamıyorsunuz yani elde yıkamanız gerekiyor. Bunu eksisi olarak söyleyebilirim. Otomatik kireç çözme özelliği yok. Kireç göstergesi yandığında çıkarıp temizlemeniz gerekiyor yine. Diğer modellerde olan kahve aroma sertliği ayarlama özelliği ne yazık ki bunda bulunmuyor. Ama Intense Plus özelliği sayesinde daha sert, daha yoğun kahveler hazırlayabiliyorsunuz. İki farklı ölçüde ayarlanabilen içecek seçenekleri sunuyorken bardak boyu ise 15.5 santime kadar ayarlanabiliyor. Su tankı burada birazcık düşük kalmış desek yanlış olmaz ama zaten kahve makinesinin boyutunda düşündüğümüzde bu gayet normal 1.1 litre yine paslanmaz çelik malzemesiyle kahve öğütücüsü bu modelde de bulunuyor. Yani kahvelerinizi taze olarak tüketebiliyorsunuz. Kahve çekirdeği haznesi 160 gram ama burada kahve aroma koruyucuyu çıkartırsanız 300 grama kadar yükseliyor. Çekirdek öğütme inceliği ayarı bu modelde bulunmuyor. Yani tek bir boyutta öğütebiliyorsunuz sütlü kahveleriniz için süt haznesi bu modelde yok. Ama sıcak ve soğuk olmak üzere iki farklı süt köpürtme fonksiyonu var. Yani sütü köpürttükten sonra kahvenize kendiniz istediğiniz miktarda ekliyorsunuz. Otomatik olarak eklemiyor ne yazık ki. Güç tüketimi olarak bakacak olursak 1400 watt'lık bir güç tüketimi sağlıyor Shibo Esperto Latte modeli. Shibo Esperto Latte'nin artılarına ve eksilerine bakacak olursak en büyük artılarından birisi 19 bar basınçlı pompa sistemiyle birlikte yüksek kalitede espresso deneyimi sunuyor. Yani espresso'da biliyorsunuz bu kahvenin sıkıştırılması olayı gerçekten aromanın veya kahvenin tadını alabilme adına çıktığı daha iyi alabilme adına önemli. Bunu artı olarak gerçek kahve gurmeleri anlayacaktır. Yani kahve severler anlayacaktır diyebilirim. Bir diğer artısı ise yine kompakt tasarımı ile çok şık duruyor yine ve mutfağınızda çok fazla yer kaplamayacaktır. Diğer modellere göre onu söyleyebilirim. Eksi olarak ise su tankı birazcık küçük kalmış. Yani 1.1 litre küçük olabilir ama bilmiyorum ne kadar dert edersiniz. Ve çekirdek öğütme inceliği ayarının olmaması eksi olarak yazılabilir. Şimdi geldik son modelimiz olan Philips'in EP2220 modeli. Yani şimdi şunu diyebilirsiniz. Listede 5 ürünün arasında neden 2 tane Philips var? Bu fiyat aralığında yani fiyatı birazcık daha düşürdüğümüzde gerçekten özellikleriyle birlikte kullanıcı deneyimleriyle birlikte öne çıkan en önemli model olarak bunu gördüm. Şu an hepsi burada da 7389. Trend yolda da aynı diyebiliriz. 7399. Kendi sitesinde de satmıyor. Yani perakendecilere veriyormuş. Öyle söylüyor. Şimdi fiyata baktık. Yine fiyatta değişmeler olabileceğini hatırlatmadan geçmeyelim. Bu fiyatlar yukarıda çıkabilir. Aşağı pek düşmüyor ama hadi indirim olursa aşağıda düşebilir diyelim ama genelde yukarı çıkacaktır. Onu söyleyeyim. Teknik detaylarına kısaca bakacak olursam şöyle kendi sitesinden de açayım hatta. Şimdi bu modelde de aynı anda iki farklı kahve hazırlayabilme özelliği bulunuyor. Diyeceksiniz ki önceki modelde yoktu ama bunda bile var. Burada bazı özelliklerden feragat edebiliyorken orada da bazı özelliklerden feragat ediyorsunuz ama zaten Shibo, DeLonghi gibi markaların kahve makineleri de kahve markası oldukları için de gerçekten yapmışlar da yani adamlar yapmışlar da delirtiyor. Gayet güzel çıktılar. Almanızı sağlıyor kullanıcı deneyimleri bunu net bir şekilde desteklediği için bu modellere de yer verdim. Onu tekraren söyleyeyim ki sonradan ya niye Shibo var da şu yok demeyin. Abi hani onu beğenmişler. Gerçekten beğenilmiş. Özellikleri de hoşuma gitti. Ben de listeye koyuyorum haliyle. İnsanlar bunu deneyip gerçekten beğenmişse yeni alacak insanlar da böyle modelleri alsın. Bu arada tekrardan belirteyim. Siz de bir kahve makinesi kullanıyorsanız hangisi olursa olsun fark etmez. Aşağıya kısa kısa yorum olarak yazın ki diğer kişiler de onlardan da faydalansın. Otomatik durulama özelliği burada da var ve çıkarılabilen parçaları bulaşık makinesinde kolayca yıkayabiliyorsunuz. Yine Aqua Clean diğer Philips'in modelinde olduğu gibi bu modelde de kullanılmış. Philips'te bir de beğendiğim nokta şu oldu. Bazı özelliklerden tabii ki feragat ediyorsunuz. İşte hani 12 farklı kahve hazırlayabilme özelliği bu modelde yok örneğin. Ama önemli diyebileceğimiz özellikleri üst fiyat bandındaki modellere nasıl koyuyorsa düşük fiyatlı modellerinde de ekliyor. Şimdi burada... <laughs> Marka övüyor demeyin de gerçekten markanın bu yönünü beğenmesem burada söylemem. Zaten önceki videolardan hatırlayanlar beni bu konuda gayet net anlayacaktır. Şimdi üç farklı aroma sertliği ayarı ve üç farklı sıcaklık ayarı yine bu modelde de geliyorken yine üç farklı boyutta kahve seçeneği de sunuyor. Bardak boyu ise 14.5 santime kadar ayarlanabiliyor ve 1.8 litrelik su tankı mevcut. Öğütücü olmasa yine burada da olmazdı diyebilirim. Yani uygun fiyatlı da olsa öğütücü burada olmalı diye düşünüyorum. Ki zaten bu modelde de mevcut. Yine seramik yapısı sayesinde de taze çekilmiş kahve tadını bu modelde de rahatlıkla alabiliyorsunuz. Ayrıca 275 gram kahve çekirdeği haznesi bulunuyorken 12 farklı kademede çekirdek öğütme inceliği ayarı bu modelde de bulunuyor. Yani kahve çekirdeklerinizi ince tozdan kalın parçacıklara kadar öğütebiliyorsunuz. Sütlü kahveler için süt haznesi bu modelde de yok. Yani önceki modelden farklı farkların nedir diyecekseniz en önemli farklılıklardan birisi buydu. Yine bu modelde de sütü köpürttükten sonra dilediğiniz gibi kahvenize kendiniz ekleyebiliyorsunuz. Yani kendiniz yapıyorsunuz otomatik yapmıyor. Bu arada eksi bir nokta olarak burada hemen bir parantez açayım. Süt köpürtme işlemini sıcak olarak yapamıyor. Bunun altını kısaca çizelim. Yine kahve kaydetme özelliği ne yazık ki bu modelde yok. Zaten fiyat düşündüğümüzde bazı özelliklerden dedik. Bundan da feragat ederiz diye düşünüyorum. Ve ekstra şat fonksiyonu da ne yazık ki yok. Ama Aroma Extract demiştik. Diğer Philips'in modelinde de bulunuyordu. Su akış hızını ve demleme sıcaklığını ayarlayarak en iyi aromayı sağlamaya çalışıyor. Yani bu özellikle modelimizde yer alıyor. Güç tüketimi olarak ise 1500 wattlık bir güç tüketimi sağlıyor ki zaten neredeyse hepsi aynı diyebiliriz. Şu an listedeki modeller için konuşuyorum. 1400 ile 1500 watt arasında değişiyor. Modelin teknik detaylarına baktık. Artı ve eksilerini buna paralel olarak söyleyecek olursam bu fiyatta güzel çıktılar alabileceğiniz tam otomatik bir kahve makinesi alabiliyor olmanız zaten en önemli artısı diyebilirim. Ve fiyatıyla birlikte iki farklı kahve yapabiliyorsunuz aynı anda. Bu fiyat için yine çok iyi. Kolay bir temizlikte sunabilmesi en önemli artıları olarak söyleyebiliriz. Eksi olarak ise sütlü kahvelerde süt köpürtücünün sıcak bir şekilde köpürtmemesinden kaynaklı olarak bir tık soğuk olması kullanıcılar tarafından eleştirilen bir noktasıydı. Yani ürün kesinlikle gayet yeterli ama üzerine birazcık daha ekleyip diğer ürünleri de alabilirsiniz. Birazcık daha az değil tabii ki. Şimdi 7.000'den binden 10 binlere, 12, 15, 20 bin çıkmanız gerekiyor. Dedik ve Philips'in bu modeliyle birlikte artık tüm önerilerimizi sizlere sundum. Şimdi şöyle genel bir şekilde toparlayıp kısaca hemen bitireceğim ama ben olsam hangisini alırdım? Bu soruyu genelde en iyi 5 videolarımızın altına soruyorsunuz. Ama ben en iyi 5 serisini çekerken her bütçeye uygun modelleri böyle sıralıyorum. O yüzden bütçeniz hangisine uyuyorsa yani benim bütçeme şu model uyuyor, şu özelliklerden feragat edebilirim dediğiniz model hangisi ise bu 5 modelden onu rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Yani Siemens'in şu model de benim için gayet güzeldir. Yani fiyat olarak tamam birazcık yukarıda ama sunduğu özellikler ne? Ben bunları zaten sizlerle paylaşıyorum. Onları bilin ki ona göre seçin. Ama kahve tadı konusunda, kahve aroması, işte aldığınız çıktılar konusunda 5 üründe dışarıdaki içtiğiniz o boxlarda, kahve zincirlerinde içtiğimiz kahveleri aratmayacaktır. Onun rahatlık da söyleyebilirim. E zaten kullanıcı deneyimleri bunları destekliyor. Fiyat bandına göre yani bütçenize göre özellikleri de düşünerek bu 5 üründen herhangi birisini gönül rahatlığıyla seçebilirsiniz diye düşünüyorum. Benden şimdilik bu kadar. Yani bahsedeceğim başka bir nokta kalmadı. Ama yani bu videoları çekerken gerçekten araştırıyoruz. Hatta şu an sesimden de anlıyorsunuzdur. Hasta da olsam bu videoyu çekmem lazım bir an önce diyerek videonun kameranın karşısına geçtim. O yüzden hemen aşağıdan beğenip kanala abone olarak bizlere desteğinizi gösterin gösterebilirsiniz. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Bir de hangi türde en iyi 5 istiyorsanız yorumlara yazarsanız ben de o videolar için hazırlık yapıp sizlere o videoları çekerim. Dedik ve bir sonraki videoda bir sonraki en iyi 5 videosunda görüşmek üzere. Kendinize o zamana kadar iyi bakın.